Merhaba sevgili anneler. Bugün yanımda masaj terapisti Selen Eloğlu var. Selen'le beraber W Hotel'in spasındayız. Bugün Selen'e Loosa masajı hakkında sorular soracağım ve Selen uygulamalı olarak birkaç tane hareket gösterecek bize. Merhabalar Selen. Merhaba. Selen, Loosa masajı ne zamandan itibaren yapılabiliyor ve Loosa masajının yararları neler? Bize birazcık bahseder misin? Bildiğiniz gibi doğum ve gebelik ve doğum kadınlar için çok uzun ve yorucu geçen süreçler. Sezaryen ya da normal doğum olsun, kadınlar bunun ardından yorulabiliyorlar ve ağrılar çekebiliyorlar. Bu sebeple Loosa masajı yapılırsa kadınlar bundan sonra, doğumdan sonra çok daha iyi hissedebiliyorlar. Bunun için yapıyoruz. Peki biraz loosalık depresyonunu azaltmaya yarıyor mu? Öyle bir etkisi de var mı? Tabii ki loosalık depresyonuna da yardımcı olan ve etkilerini azaltan bir masaj türü. Loosa masajını bütün vücuda uyguluyoruz ama odak noktamız karın. Evet. Çünkü iç organlar gebelik süresince yer değiştiriyorlar ve bunların tekrar yerine toparlanması için karın odaklı bir masaj yapıyoruz loosalara. Peki Loosa masajını anneler ne zamandan itibaren yaptırabilirler? Doğumdan sonra ne kadar beklemek gerekiyor? Normal doğumdan sonra biz bir hafta içinde başlanılmasını öneriyoruz. Sezaryandan sonra ise doktor onayı alınıp iyileşme sağlandıktan sonra başlayabilirler. Ne kadar sık yapılırsa o kadar kolay toparlanma sağlanacaktır. Zaten uzak doğu ülkelerinde bu çok yaygın bir masaj ve orada yani özellikle ilk 40 gün boyunca her gün yapanlar var. Evet. O yüzden hani öneriyorum, ne kadar sık yaparlarsa o kadar kolay toparlanma sağlanacaktır. Peki annelere ne gibi yararları var? Biraz da yararlarından bahsedelim mi? Loosa masajı öncelikle doğumdan sonra oluşan ağrıları, sızıları, özellikle normal doğumdan sonra pelvis bölgesinde ya da kollarda, bacaklarda oluşan ağrıları azaltmaya yardımcı oluyor. Yine sezaryen ardından ameliyat sonrası oluşan ağrıların azaltılmasında öncelikle yardımcı oluyor. Bunun için önemli. Ama bunun ardından bildiğiniz gibi emzirirken kadınlar çok farklı pozisyonlarda kalabiliyorlar ve doğru duruşta bulunmazlarsa sırtlarında, omuzlarında, bellerinde bebekleri taşımaktan dolayı ve emzirmekten dolayı ağrılar oluşuyor. Yine bunlara da çok yardımcı olabilen bir masaj türü. Peki süt arttırıcı bir etkisi var mı Loosa masajının? Süt arttırıcı etkisi şöyle oluyor. Özellikle dekolte bölgesine ve sırta yapılan, omuzlara yapılan masajlar buradaki süt kanallarına doğru etki ederek süt arttırmaya yardımcı oluyorlar ve mastit gibi durumlar olmasını da azaltıyorlar, engelliyorlar. Teşekkürler Selen. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi Loosa masajının hem yeni doğum yapmış anneye hem de bebeğine bir sürü yararlı etkisi var ve Loosalık dönemini biraz daha kolay atlatabilmenizi sağlıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.